Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Evet, döviz ve dolar kurlarında haftaya başladık. Bu hafta sterlinde, altında, dolarda, euroda, gümüşte ne olabilir? Hepsine kısa kısa bakıp bir değerlendirmede bulunacağız. Bunu sizlerle birlikte dolara, altını, gümüşü, sterline, euroyu yorumlamaya çalışacağız arkadaşlar. Grafik üzerinde değerlendirmemize sterlinden başlayalım. Sterlinde neler olabilir? Evet arkadaşlar, şöyle grafiğimizi büyüttüğümüz zaman sterlinde aşağı yönlü düşen trendimiz hala devam etmekte arkadaşlar, görüyorsunuz. Bu trendde 8.30 önemli bir destek noktası olarak sterlinde gözükmekte. Sterlindeki arkadaşlar 8.30 desteğini takipte kalsınlar arkadaşlar. 8.30 üzerinde tutunabilirsek sterlinde yukarı yönlü 8.57 civarına doğru tekrardan hareketler yaşayabiliriz. Bu da sterlin için önemli arkadaşlar. 8.30 üzerinde tutunması önemli. Yukarıda 8.44 günlükte 8.52 dirençleri de sterlin TL'de 8.30 üzerinde tutunması halinde beklememiz gereken direnç yerleri olarak gözükmekte arkadaşlar. 8.40 da şu an için bir direnç. 8.40 da bir şu an direnç olarak gözükmekte sterlinde. Dediğim gibi sterlindeki arkadaşlar 8.30 üzerinde tutunma olması durumunda arkadaşlar 8.43 ilk direnç yerini takipte kalacaklar. 8.30 aşağı yönlü kırılırsa da arkadaşlar sterlinde bu sefer hareketler 8.16 civarına doğru hız kazanabilir. Stokastik indikatörümüze de baktığımız zaman arkadaşlar şu an hala sat pozisyonu stokastik indikatörümüzde sterlinde devam etmekte. Saatlikte bakalım arkadaşlar, bir al sinyali hangi seviyelerden gelebilir? Sizlerle birlikte bunu inceleyelim. Saatlikte de arkadaşlar sterlinin olumluya dönebilmesi için mutlaka 8.43 üzerinde saatlik kapanışlar yapabilmesi şart arkadaşlar. 8.43 üzerine atıp saatlik kapanışlara başlayabilirse sterlinde olumlu yönlü hareketler yukarıya yönlü izlenebilir. Saatlik kapanışlarda 8.43 takibinizde olacak. 4 saatliğe de bakalım. 4 saatlikte bizim için önemli olacak seviyeler nereler, onlara bakalım. Evet, 4 saatlikte gene arkadaşlar 8.30 destek seviyemiz önemli. 8.30'da tutunumlar halinde yukarıda 4 saatlikte de olumluya geçebilmemiz için arkadaşlar gene buradaki 8.43 önemli bir yer olarak gözükmekte. 8.43 üzerinde 4 saatlik kapanışlar gelmedikçe hareketler sterlinde de 8.30 önemli destek diyebiliriz arkadaşlar. 8.30 kırılırsa da aşağı yönlü hareketler 8.16'lı seviyelere doğru hareket kazanabilir. Sterlindeki durum şu an için satış pozisyonunun devam ettiği yönünde arkadaşlar. Euro TL'ye de bakalım. Euro'da neler olabilir? Evet, Euro tarafına baktığımız zaman arkadaşlar Euro'da da bir 7.47 seviyesinden haftalık kapanış geldi. Fakat 7.47 üzerinde Euro'da tutunma gerçekleşmedi. Euro TL'de 7.40'taki destek seviyemiz var arkadaşlar. 7.40'ta önemli bir destek seviyemiz var. Euro bu 7.40'ı kırarsa, aşağı yönlü kırabilirse arkadaşlar Euro'da da 7.30'lu seviyelere doğru yön aşağı yönlü ivmelenebilir. Euro'daki arkadaşlar da buna dikkat etsinler. Kuvvetli 7.40 desteği aşağı yönlü kırılırsa, fakat 7.40 kırılmadan bir işlem açmayın arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Bir de şunu hatırlatayım. Arkadaşlar bizim kanalımız asla bir al-sat kanalı değildir. Bu konuda sizi uyarıyorum. Bizim kanalımız sadece bir strateji ve fikir üretebilmeniz açısından kurulmuş bir kanaldır. Al-sat yaptıran kanallar var.
Al sat olarak düşünüyorsanız bu kanalı, bu kanaldan fayda göremezsiniz. Bunu da arada hatırlatayım ben sizlere. Biz burada sadece kuvvetli destek direnç noktaları, hangi seviyelerde tutunmalar olabilir, hangi seviyelerden sonra yukarı yönde hareketler olabilir. Bu kanalda sadece bunları teknik olarak inceliyoruz arkadaşlar. Bunu da bilin, işlemlerinizi buna göre yapın. Günlük bazda da Euro-TL'ye baktığımız zaman arkadaşlar stokastikte hala sat sinyali devam etmekte. Günlükte de aşağıda kuvvetli bir desteği 7.40 seviyesinde bulunuyor gene. Dediğimiz gibi arkadaşlar 7.40'ta kuvvetli bir destek bölgemiz var. 7.40'ta bu desteği koruyabilir. Aşağı yönlü kırılmazsa da yukarıda 7.46 ve onun üstünde de 7.57 destek direnç bölgeleri Euro TL'de de dikkat çeken bölgeler halinde arkadaşlar. Euro'da 7.40 aşağıya yönlü kırılırsa, 7.40 aşağıya yönlü kırılırsa bu sefer de dediğim gibi aşağıdaki önemli bir destek, ikinci destek bölgesi de 7.30 seviyesinde bulunan destek bölgesi olarak Euro'da gözükmekte arkadaşlar. Evet, dolara da bakalım. Dolarda neler olabilir? Dolar-TL kuruna da baktığımız zaman arkadaşlar Dolar-TL'de de yine hareketler swap korkusuyla, swap'ın piyasalara vermiş olduğu korkuyla yön aşağı yönlü gözükmekte. Dolar kurunda da aşağıda 6.83 destek bölgesi arkadaşlar mevcut. 6.83 aşağı yönünde kırılırsa ikinci bir kuvvetli destek noktası da 6.75-6.76 seviyesinde bulunan destek bölgeleri olarak gözükmekte. İlk etapta 6.83 seviyesi dolarda önemli bir yer tutmakta arkadaşlar. 6.83 kırılırsa aşağı yönlü hareketler 6.75-6.73 civarına doğru dolar TL'de de hızlanabilir. Dolar TL'nin de olumlu pozisyona geçebilmesi için yani günlük kapanışlarda 6.93-6.95 üzerinde günlük kapanışlar yapması şart arkadaşlar. Böyle bir kapanış yapabilirse yukarı yönlü tekrardan dirençleri kırdı diyebileceğiz. O yüzden bu noktalar takibinizde olsun. Altına da bakalım. Altın onsta neler olabilir? Onu da hemen inceleyelim hızlı hızlı. Evet, ons altına baktığımız zaman da arkadaşlar şu an 1761'li seviyelerde. Ons altında biliyorsunuz 1725 üzerinde ons altının tutunması yukarıdaki hedefleri vermiştik zaten. Evet, ilk hedefimiz şuradaki 1770'li seviyelere doğru altın onsun hareketlerinin devam edebileceği yönündeydi. 1761 kuvvetli bir direnç bölgesi mevcut arkadaşlar altın onsta. 1761'i de yukarı yönlü kırabilirse altın ons 1777 seviyesindeki direnç bölgesine doğru hareketlerini hızlandırabilir. Altın onsta 1725 önemli. 1725 kırılmadıkça yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. Bir ikinci önemli seviyesi de 1752 arkadaşlar. 1752 altında günlük kapanış yapmadıkça altın onsta da hala yön yukarı olarak gözükmekte. Şuradaki üçgeni kırdı biliyorsunuz. Bu üçgenimizin de hedefi yukarıda 1800'lü seviyeleri göstermekte. Fakat biz ilk etapta 1777, 1761, 1777 direnç bölgelerini takipte kalacağız. 1777'nin üzerinde zaten yukarıda 1800'lere doğru hareket hızlanır. Stokastik indikatörüne baktığımızda ons tarafında hala yön al pozisyonunu korumakta. Yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenmektedir. Gram altına da bakalım. Gram altında neler olabilir? GAU-TRY, gram altın. Gram altına baktığımız zaman arkadaşlar hareketleri çok basit. Görüyorsunuz şuradaki trend çizgileri arasında hareketlerini devam etmekte. Aşağıda 380 üzerinde kaldıkça gram altında yukarı yönlü hareketler arkadaşlar yukarıda bir 394 seviyesi ve onun üstünde de 400'lü seviyelere doğru hareketler görülebilir gram altında. 380 altında kapanış olmadıkça.
Bir önemli seviyesi de arkadaşlar 389'un üzerinde günlük kapanışlar yapması şart. Altının 400'lü seviyelere gidebilmesi için 389'lu seviyeler üzerinde kapanışlar yapması kısa da şart arkadaşlar. Bu kapanışları görürsek yukarıda o zaman 395 ve 400'lü rakamları gram altında da gündeme getirebiliriz. Aşağıdaki önemli destek hala 380 bölgesinde bulunan destek seviyesi olarak da gözükmekte. İndikatörüne baktığımız zaman arkadaşlar sat pozisyonundan yukarı yönlü hareketi kırıldığını, 4 saatliklerde hareketin yukarı, saatliklerde de hala bir karışıklılığın devam ettiğini, bir sat sinyali oluşmaya başladığını saatliklerde de görüyoruz. 4 saatlikte herhalde yukarı yönlü biraz daha hareketler beklenebilir gibi gözükmekte gram altında. Çünkü 4 saatlikte yön hala yukarı, günlükte de yukarı yönlü kırılıp kesişim yapma noktasına doğru gitmekte. Dediğim gibi 389 çok önemli gram altında. 389 üzerinde günlük kapanışlar başlayabilirse gram altın bu sefer yönünü yukarı 395-400 seviyelere doğru çevirebilir. 389 gramdaki arkadaşlar bu kapanışları takipte kalsınlar. Aşağıda da 380'de önemli bir destek var. Kırılmadıkça yön gram altında da yukarıdır arkadaşlar. Gümüşe bakalım. Gümüşte neler olabilir? Gümüş onsta biliyorsunuz arkadaşlar çok açık ve net bir al sinyalimiz oluşmuştu. Bu al sinyali de hala devam etmekte. Gümüş onsta bizler için yukarıda şimdi 17-10 destek noktası önemli arkadaşlar. 17-10 destek noktasını takipte kalacağız. 17-10 üzerindeki destekte tutunmayı başarabilirsek de gümüş onsta 17-60 hedefine doğru hareketler yön kazanabilir. Aşağıda 16-25 seviyesi gümüş onsta önemli. 16-25 üzerinde kaldıkça yukarıdaki önemli bir direnç bölgesi de 17-60'taki direnç bölgesi olarak gümüş onsta gözükmekte arkadaşlar. 17-60'a doğru hareketler görülebilir. Destek noktalarımız 16-77 ve 17-10'da bulunan destek bölgelerimiz var. Aşağıda önemli kırılmaması gereken destekse 16-25'teki destek bölgesi olarak gümüş onsta gözükmekte. Gümüş gramı da değerlendirelim hemen. Gümüş gramda açık ve net biliyorsunuz arkadaşlar yukarı yönlü tavsiyelerimiz zaman zaman yaptık ve bu tavsiyelerimiz de yukarı yönlü gerçekten meyvelerini gösterdi. Gümüş gramdaki arkadaşlar 3.74 rakamındaki destek seviyesi önemli arkadaşlar. 3.74 ve 3.81 destekleri önemli. 3.81 üzerinde bir kırılım gerçekleşirse gümüşte, bu sefer de yön arkadaşlar 3.92 seviyesine doğru gram gümüşü yukarıya yönlü götürecektir. 3.81, 3.92 ve 4.11'de dirençleri bulunmakta. Destek noktalarımız da 3.74 ve 3.62'de bulunan destek noktalarımız var. Ayrıca 3.81 desteğimiz de mevcut. Gram gümüşte de 3.62 önemli destek. Kırılmadıkça yön yukarı. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Benim altın, gümüş ve dolarla ilgili anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Eğer videolarımız hoşuna gidiyorsa arkadaşlar lütfen kanalıma bir beğen atıp başka mecralarda da kanalımı paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.